Sen sen o zaman eşinizle bir görüşün. Bakalım nasıl fikir öğreneceğim. Ben de hanım bu 5 bin hane. Yani bu 5 bin liranın altında ben de kalıyorum. Hocaya mı kaldırdınız? Öncelikle şunu ifade edelim. Bu salgının, bu hastalığın başta ülkemiz ve bütün İslam alemi, hatta bütün dünya insanlığı için bir an önce bir iyi neticeyle neticelenmesi ve bu salgının ortadan kalkmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Neticede bir musibet. Bu musibetin def'i için de dua etmemiz lazım. Hani alimlerimiz öyle ifade etmişler. Umumi belada umumi dua, umumi istiğfar gerekir. Bu da işin manevi kısmı, önemli. Bir diğer husus, özellikle salgınla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarına dikkat etmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salgının olduğu yere girilmemesi, eğer salgına maruz kaldıysak da oradan çıkılmaması, oradaki karantina şartlarına uyulması manasında bizlere emirleri var. Buna da riayet etmemiz lazım Müslümanlar olarak, halk olarak buna uymamız lazım. Bunun tabii birçok hikmetleri var. Öncelikle içerisinde maruz kaldığımız bu salgın esnasında karantinaya uyması gereken kardeşlerimizin kesinlikle buna riayet etmeleri lazım. Niçin? Çünkü kul hakkı geçmesi itibariyle manevi bir haksızlığa sebebiyet vermiş oluyoruz. Kişi tamamen izole edilmiş bir vaziyette kalması gerekirken keyfi olarak çıkıp dışarıda dolaşıyorsa başka insanların hakkına müdahale etmiş olur, girmiş olur. O nedenle kul hakkına da riayet etmemiz lazım. Burada şunu özellikle ifade edelim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki bir topluluğa gideceğimiz zaman ya da camiye gideceğimiz zaman sarımsağı ve soğanı kokusundan dolayı başkasına rahatsızlık verdiği için men etmişse, gitmesin demişse ve alimlerimiz de bunu kerih görmüşlerse, daha ağır olan, insanları ciddi şekilde etkileyen bu virüse maruz kalan kardeşlerimizin de bir anlamda toplu ortamlara, sosyal mesafenin olmadığı yahut da karantinayı delerek dışarılarda dolaşması uygun değildir. Dinen de büyük bir vebaldir. Tabii toplumumuz içerisinde iş itibariyle sıkıntısı olan kimseler olabilir. Çalışma itibariyle gündelikçi dediğimiz günlük iş gücüne matuf kazancı olanlar olabilir. Bunların da devlet yetkililerine gerekli müracaatı yaparak işte efendim çalışmadığımız süre içerisinde geçimimizi temin etme ya da yiyecek içecek noktasındaki sıkıntılarımızı çözme noktasında yardım istemeleri elbette ki en doğal haklarıdır. Bu konuda da izole olacağız ama mağdur oluruz düşüncesiyle çıkıp da rastgele dolaşmaları uygun değil. Yetkililere durumlarını, vaziyetlerini bildirmeleri lazım. Bir an önce bu hastalığın üzerimizden def-u ref olması için Cenab-ı Allah'a niyaz ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı günler bir an önce biter ve sahili selamete ulaşırız. Teşekkür ediyorum.